Dostlar merhaba, kanala hoş geldiniz. Bugün size majör ve ilgili minörünü anlatacağım. Daha önceki derslerimizde do majörü ve la minörü anlatmıştım. Do majör aralıkları şöyle gidiyordu. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Yani iki tam, bir yarım, üç tam şeklinde. Bir de la minörü göstermiştim. La, si, tam, si, do, yarım, do, re. Tam, re, mi, tam, mi, fa, yarım, fa, sol, tam, sol, la, tam. Bunları bildiğinizi varsayıyorum. Bilmeyen arkadaşlar da diğer videolara bakabilir. Yani do majör ya da majör videolarına, minör videolarına bakabilirsiniz. Oraya baktıktan sonra bu videoya gelin. Çünkü bu videoda majörün ilgili minörü ya da minörün ilgili majörü gibi. Bunlar hem akorda işimize yarıyor, hem de soloda işimize yarıyor. Yani biz akor bulurken la minörü bastığımızda la, do, mi seslerinden oluştuğu için la minörü basıyoruz. La majörü ise la, do, diyez, mi seslerinden oluştuğu için la majör basıyoruz. Majör ve minör gamını bilmeniz şart. Eğer gitar çalıyorsanız. Şimdi biz majörü ve ilgili minörünü öğreneceğiz bu derste. Majör neydi arkadaşlar? 2 tam, 1 yarım, 3 tam, 1 yarım. Yani do, re, re, mi, mi, fa, fa, sol, sol, la, la, si, si, do. Bu natürel seslerden oluşuyor. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Bunu gitarın neresinde yapmanızın? Yani gitarın her yerindeki doğusunda başlayarak yapabilirsiniz. Örnekle 3. telin 5. perdesi do notasıdır. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Burası da do majör. Yani do majör dizisi ya da do majör gamı. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Bu do majör. La minör ise la, si, do, re, mi, fa, sol, la şeklinde. Şimdi ilgili minör, ilgili majör hikayesi şöyle geliyor. Majör tonundan 1,5 ses geri gidersek bize ilgili minörünü veriyor. Yani bunun hangi majör olduğunu çok bir önemi yok. Biz do majörden örnek vereceğiz. Çünkü natürel seslerden oluşuyor. La minör de natürel seslerden oluşuyor. Şimdi burası do notası. Gitarın 8. perdesi en üstte. Şimdi do'dan 1,5 ses geri gidersek 1,5 yani yarım ses geri gelirsek si, tam ses geri gelirsek la. Bize la minörü veriyor. Yani gideceğimiz, ineceğimiz gamın başlangıç notasını veriyor. Do'dan 1,5 ses geri geldik, la notasını verdi. Demek ki do majörün ilgili minörü la minör. La, si, do, re, mi, fa, sol, la şeklinde. Şimdi bunu transpoze edersek şöyle bir şey olacak. La'yı majör çalıyorsak, yine 2 tam, 1 yarım, 3 tam şeklinde çalıyorsak, La'dan 1,5 ses geri gidersek bize fa diyez minörü verecek. Yani la majör bir eserin ya da la majör bir şarkının ilgili minörü fa diyez minör. 1,5 ses gerisi. Bunun tam tersini de düşünebilirsiniz. Örnekle fa minör çalıyorsak, yani burada parmak pozisyonları böyle gidiyor minörde. 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3 şeklinde gidiyor. Bu minör pozisyonu. Şimdi 1,5 ses ileri gelirsek minörden, tam ses, yarım ses gelirsek bize sol diyez majörü verecek. Dediğim gibi majör ve minör pozisyonlarını biliyorsunuz varsayıyorum. Yani diğer videoları izleyip bu videoya gelmişsiniz varsayıyorum. Şimdi fa minörün ilgili majörü sol diyez majör arkadaşlar. Bunu bu şekilde transpoze edebilirsiniz. Mesela sol minör yapalım. Sol minörden 1,5 ses ileri gelirsek bize vereceği ses la diyez, yani si bemol. Si bemol majör. Ya da la diyez majör de diyebilirsiniz. Yani şan derslerinde bunu bu şekilde
yarım majör ya da piyanoda bizim Tarkan Hoca diye bir hocamız vardı. Çok iyi bir hocaydı. O bizi böyle çalıştırdı. Yani majör aralıklarla çalıştırdı şan dersimizi. O yüzden bunu çalışırken sesleri de mırıldanırsanız detone olma ihtimaliniz de minimuma düşer. Çünkü sesleri tanımış olursunuz. Bu şekilde. Yani bunu gitarın neresinde yaparsanız yapın. Buradan yaparsanız do, re, mi, fa, sol, la, si, do, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Do'dan 1,5 ses geri gidersek bize la minörü verir. Gibi. Gitarın 5. telinin 5. perdesinde yaparsak minörü. Minör bize 1,5 ses ileri git diyor. Yani re minörün 1,5 ses ilerisi fa majör arkadaşlar. Fa majörden 1,5 ses geri gelirsek bize re minörü verir. Do minör yapalım. Pardon, do minörden 1,5 ses ileri geldiğimizde bize mi bemol yani re diyez majörü veriyor. Bu şekilde bütün majör ve minörlere çalışabilirsiniz. Ha, bunları pozisyonlaştırmak size kalmış. Örnekle 2 tane majör çalıp 2 tane de minör çalabilirsiniz. Bu solo pratiğinizi geliştirir arkadaşlar. Ama çok düzenli çalışmanız lazım. Majör minör hikayesi böyle. Yani majörlerin ilgili minörleri, minörlerin de ilgili majörleri diye geçiyor. Bu şekilde çalışırsanız pratiğiniz gelişir, solunuz gelişir. Akor bulma konusunda da dediğim gibi la, do, mi yani 1, 3, 5 gamın, la minör gamının 1. 3. 5. sesi bize la, do, mi'yi verir. Majörde de aynı yine 1, 3, 5 alırız. La, do diyez mi? Sol minörde sol, si bemol, re alırız. Sol majörde sol, si, re alırız. Yani ne değişiyor? Birinde si natürel var, birinde si bemol var. Yani la diyez. Sol, si bemol, re, birinde de sol, si, re. Fa diyez minörde, fa diyez, la, do diyez, fa diyez minörü veriyor. Fa diyez majörü de fa diyez, si bemol, do diyez veriyor. Yani bunlar majör yürüyüşleri. Majör akor yürüyüşleri. Bunlar da minör akorlar. Genelde bas gitar çalan arkadaşlarımız böyle çalar. Yani minör, majör, yani la minör, sol majör, fa majör, mi majör gibi re minör. Burada 1, 3, 5. Tabi parmak olarak 1, 3, 5 değil. Gamın içerisindeki sesler. Yani la, si, do, re, mi. 1, 2, 3, 4, 5 nota geldik. 1, 3, 5 seslerini alıyoruz. 2 yok. 4 de yok. 1, 3, 5. 2, 4 başka akor oluyor. Yani 7'li, 9'lu, 11'li, 13'lü diye. Kafanızı çok karıştırmak istemiyorum. Majörlerin ilgili minörlerini, minörlerin ilgili majörlerini öğrenmiş olduk bu videoda. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, dostça kalın, müzikle kalın. Kanala da abone olmayı unutmayın bu arada.